Cyberpunk 2077. Bundan tam 7 sene önce, ilk duyurulduğunda birçok oyun severi heyecanlandırmayı başarmış, adeta oyun dünyasında yeni bir çağın başlangıcının habercisi olarak lanse edilmişti. Birçok oyuncu, The Witcher 3'ün başarısının ardından yapımcı şirket CD Projekt'in çok iyi bir oyun çıkaracağından en ufak şüphe bile duymadan oyunu beklemeye, hayallerini kurmaya başlamıştı bile. Oyun daha çıkmadan gerçek anlamda bir masala dönüşmeye başlıyordu sanki oyun severlerin gözünde. Uzun süren geliştirme aşamasında, kimi zaman performans sorunları, kimi zaman koronavirüs salgını, kimi zaman da yeni konsol uyumu gibi nedenlerle tam 3 kez ertelendi. Nihayet takvimlerimiz 10 Aralık 2020'yi gösterdiğinde, oyuncuların gözünde o tarihi an gelip çattı ve oyun yayınlandı. Aslında ilk başlarda her şey gayet yolunda gibiydi. Gelen olumlu eleştiriler, alınan yüksek puanlar, sanki herkes aradığını bulmuştu. Oyun çıktıktan çok kısa bir süre sonra gelen övgüler ve olumlu giden her şey bir anda yerini eleştirilere bırakmaya başladı. Gelen ilk eleştiriler ne oyunun hikayesi ne de oynanışıyla ilgiliydi. Konsol oyuncuları Cyberpunk 2077'nin optimizasyonunu oynanamaz derecede kötü olarak nitelendiriyordu. Bir anda oyun hakkında konuşulan tek şey oyunun özellikle konsol tarafındaki performans sorunlarına dönüştü. PlayStation 4 oyuncuları oyunun 30 FPS'e daha ulaşmakta zorluk çektiğini, hatta bazı yerlerde de 15 FPS'e kadar düştüğünü ifade etti. Oyun performans sorunlarının yanında birçok bug ve sorun ile gelirken, bu sorunlar ve eleştiriler bir anda çığ gibi büyümeye başladı. Birçok PlayStation 4 kullanıcısının çareyi oyunu iade etmekte aradığını ve bunun için Sony destek attığını arayarak para iadesi aldığı ortaya çıktı. Peki bu kadar beklenen ve beklentileri böylesine yükselten, daha çıkmasına yıllar varken ön sipariş rekorları kıran oyunun çıkmasından kısa bir süre sonra bu duruma gelmesine neler sebep oldu? Oyuncuların oyunu iade etme noktasına kadar gelmesindeki nedenleri nelerdi? Sizi biraz geriye, Kasım ayına götürmek istiyorum. Kasım ayında CD Projekt, oyunun çıkmasına kısa bir süre kala tekrar ertelendiğini duyurmuş ve bu son erteleme nedeni olarak da oyunun PlayStation 4 ve Xbox One konsolları için hazır olmadığını, bu nedenle ertelendiğini açıklamıştı. Sonuçta Kasım ayında çıkacak oyun Aralık ayına ertelendi. Fakat Cyberpunk 2077 çıktıktan kısa bir süre sonra satın alan konsol sahiplerinin ilk tepkisi bu nedeni adeta yalanlarcasına performans sorunlarından şikayet etmeye başlamak oldu. Özellikle PlayStation 4 tarafında oyunun çok fazla donduğu ve çökmeleri neden olduğu belirtilirken dünyaca ünlü sosyal haber ve tartışma site Reddit'te bu konu hakkında birçok paylaşım yapılmaya başlandı. Yaşanan bu sorunlar konsol sahiplerinin oyunu iade etmeye başlamasına zemin hazırlarken ilk iade haberi ise PlayStation 4 tarafına geldi. İlk iadeden kısa bir süre sonra iadeler o kadar arttı ki Sony oyunu PlayStation Store'dan kaldırdığını açıkladı. Bunun sonucunda yapımcı firma CD Projekt bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Açıklamada performans sorunları olduğu kabul edilirken sorunların farkında olduklarını, güncellemeler için çalıştıklarını ve en kısa sürede sorunu çözeceklerini söylediler. Peki ama bu oyun zaten konsollarda yaşanan performans sorunları nedeniyle ertelenmemiş miydi? Belki de CD Projekt, oyun konsollar için henüz tam olarak hazır olmadan bir kez daha erteleme kararını göze alamadı ve tüm sorunları çözemeden genel yoğun baskılara dayanamayıp oyunu çıkartmak zorunda kaldı. Güncellemeler elbette ki sorunları tam olarak çözüme kavuşturmasa da azaltacaktır. Sonuçta oldukça büyük bir yapımdan ve bütçeden söz ediyoruz. Fakat bu güncellemeleri beklemek istemeyen binlerce oyuncu Cyberpunk 2077'yi çoktan iade ettiler. Birçok kesimde iade edebileceğini söylüyor. Yani bir nevi karar artık oyuncuların elinde. Oyun dünyasında ise CD Projekt'e duyulan güven derinden sarsılmış durumda. Bunu firmanın 10 Aralık tarihinden beri %46 oranında değer kaybeden hisse oranlarına bakarak da görebiliriz. Eğer sorunlar bir an önce çözülmezse Polonyalı firmanın yüzü bir süre daha gülmeyecek gibi görünüyor. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.